Evet arkadaşlar, an itibariyle tam 5 günümüz kaldı. Saçı sakalı biraz salmış olabiliriz. Nefesinizin kesildiği bir nokta olacak. Sanki o gün hiç kötü geçmemiş gibi, sanki bir sürü aksilikler üst üste binmemiş gibi. İlk bin hayallerim tekrardan canlandı. İnancım tekrardan yerine geldi. Çalışmayı düşünüyor muyum? Tabii ki de evet. Sonuna kadar çalışacağız. Yapamadığım soruların bir kısmına baktım. Buraya yapıştırdıklarım ise sınava çıkması yüksek olan ve kalıp olan şeyleri yapıştırdım. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Samet'le beraberiz. Yurt dışından Hollanda'dan Türkiye'ye gelmiş, Türkçe öğrenmiş ve sonrasında YKS'ye giden bir süreci var. Ve ortalama bir Anadolu Lisesi'nden ve dersleri kötüyken, bilgisayar oynuyorken bunları nasıl çalışkan bir öğrenciye dönüştürmüş, nasıl üniversite sınavına odaklanmış bunları dinleyeceğiz, motivasyonunu dinleyeceğiz. Evet Samet, seni biraz tanıyabilir miyiz? Çapatıp İngilizce'de hazırlık öğrencisiyim şu anda. Günde yaklaşık 6-8 saat bilgisayar oynamadan 6-8 saat ders çalışmaya çevrilen bir süreçti. Birçok arkadaşımız bu sıkıntıyı yaşıyordur. Çalışmak çok kolay değil. Özellikle daha önceden çok fazla çalışma yapmadıysan ilk başlarda her zaman zor gelir. Bunu birçok öğrenci de zorluğunu yaşıyordur. Çalışmaya iten şey neydi abi? Neden bilgisayar oynamayı bırakıp ders çalıştın? Bunu bize anlatır mısın? Evet, aslında bunlar ufak ufak biriken temel sebepler. Sonrasında yığılarak hepsi güzel bir sonuca dönüşüyor. Onun sınıfta bir kere bir deneme olmuştu okulda ve o denemede yanlışlıkla okul ikincisi olmuştum. Evet, gerçekten yanlışlıkla olmuştu. Biraz komik gelebilir ama. Yanlışlıkla derken? Ya yanlışlıkla derken aslında denemeye girmiştim ve hani normalde ciddi çözerken o sırada sallamıştım ve şansım yaver gitti sanırım. Hı-hı. Ve bu bir işaret olabilir artık Samet ders çalışmaya başla gibisine. Okul ikincisi oldum. Müdür yardımcısı çağırdı, tebrik etti. Hocalar falan tebrik etti. Baktım başarı elde etmek aslında güzel bir şeymiş. Yani insanı mutlu hissettiriyor. Yani insanın aslında doğru bir şey yaptığını gösteriyor. Bu yavaştan bana bir işaret oldu. Sonrasında ben biraz daha derslerime önem vermeye başladım. Ya önceden sadece ders benim için dersi dinlemekti. Geriye kalan sürede dediğim gibi 6-8 saat bilgisayarımı oynardım. Boş vakitlerimde arkadaşlarımla gezerdim. Öyle bir süreç yaşıyordum. Aslında hayatı ne kadar boş geçirdiğimi fark etmeye başladım yavaştan. Ve 10. sınıfın yazında ben dedim ki yavaştan çalışmaya başlayalım. Orada başarının tadına vardın ufak. Ve bu seni çok motive etti. Aynen öyle. Ya gerçekten o tadı bir daha aldığınız zaman bırakamıyorsunuz. Zaten sürekli sağlayan şey de bu. Şimdi bizim sülalede böyle adam akıllı okuyan yoktu. Yakın çevremiz diyelim en azından. Haliyle bizim de herhangi bir bilgi birikimimiz yoktu. Bilgi erişmek benim için bir miktar zordu internet çağında. Sonrasında dedim ki bu bilgileri benim toparlamam lazım. Yani her şey armut bir şey ağzıma düş olmuyor sonuç olarak. Bir baktım ben YKS'nin ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten TYT AYT sınavının olduğunu bilmiyordum. Ne olduğunu bilmiyordum. 10. sınıfın yazında dedim ki YKS nedir? TYT AYT nedir? Benden ne istiyor? Bunları bir öğreneyim. Ne yapılır? Nasıl çalışılır? Aynen öyle. Sonrasında ben yazımı buna ayırdım diyebilirim rahat bir şekilde. Sonrasında serüvenim başladı. Peki asıl başlatan şey neydi? Dediğim gibi 10. sınıfın belirli dönemlerinde elde ettiğim o tatlar. Ayrıca asıl başlatan şeyi söylüyorum. 11. sınıfa başlamıştık. İlk hafta bize 3 tane mezun gelmişti sınıfa. Bu kişiler öyle çok mühim kişiler değil de yani her teneffüste koridorda görebileceğiniz, sohbet muhabbet eden yine bizim gibi böyle dışarıda gezen tiplerdi. Haliyle hani insanlar bunu görünce bir şaşırdı. Yani ben dahil olmak üzere tüm sınıf bayağı şaşırmıştı. Gelip bize şey demişlerdi. Arkadaşlar biz yaptıysak siz her türlü yaparsınız demişlerdi. Ve gerçekten beni acayip etkilemişti bu söz. Çünkü ben o zamana kadar ilk 20 bine girmenin imkansız olarak görüyordum. Yani çünkü çevremde bunun örneği yoktu. Sonrasında ben buna atıldım. Gerçekten 11. sınıfın 2. haftasının pazartesi günü ben çok sıkı bir ders çalışmaya başlamıştım. O günde 6-8 saat bilgisayar oynayan çocuk 6-8 saat ders çalışmaya gerçekten başlamıştı. Senin için değişim noktaları bunlardı. Peki bu tahminen çok kolay olmamıştır. Yani sen sosyal birisin ve böyle en azından dersle alakan biraz daha uzaktı. Bunu sağlamak senin için zor oldu mu? Yani ilk başta araştırdım dedin, nasıl yapıldığını falan öğrendim dedin. Peki uygulama kısmı o kadar kolay oldu mu senin için? Ya tabii ki hayır. Ben 10. sınıfın yazında ciddi anlamda sorun yaşamıştım. Yani sağlık sorunları dahi yaşıyordum stresin doğurduğu sebepler, sonuçlar pardon. Kilo vermek gibi mesela. Hani hocalarım mesela bu konuda beni uyarıyordu ama ben o kadar kafaya koymuştum ki bunu, o kadar yani hırs yapmıştım ki ya ben bunu başaracağım dedim. Bunların hepsini tek bir günde mi bıraktım? Hayır, aslında yazın bunu bırakmak için bir nevi çabaladım. Bir güne de belki sığdırabiliriz ama şöyle, yani 6-8 saat bilgisayar oynayan birisi hafta sonu mesela yapmaya başladı onu. Bu sefer ben şunu fark ettim. Ya ben hafta içi derslerle uğraşıyorum biraz. Benim beyin fonksiyonum hızlanıyor. Atıyorum matematiksel işlemlerde. Hafta sonu onu yaptığımda tekrar yavaşladığını fark ediyordum pazartesi günü. Ve bunun benim için bir dezavantaj olduğunu fark edip bunu yapmamam gerektiğini farkına vardım. Bunlardan uzaklaştın. Aynen. Peki sana şunu sormak istiyorum aslında. Derece yapmak kolay mı sence? Bizim sıkıntımız bence şu. 4 yıllık bir süreç var. Ve hani bizden 4 yıl boyunca aslında o konuları halletmemizi istiyorlar. Ama biz işte
benim gibi bazı insanlar 9-10'da boş geçirerek sonrasında 4 yıllık süreci 2 yılda halletmeye çalışıyor ve bu kadar efor sarf etmemize sebep olan şey aslında bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa sistem belli, sistem sizden çalışmanızı istiyor ve çalışırsanız yapacaksınız. Bunun için üstün bir zekaya ihtiyacınız yok. Çünkü sistem bunun üzerine kurulu. Birçok arkadaşımız da aslında bence bu sınav gerçeğini 12. sınıfta fark ediyor. Muhtemelen izleyen arkadaşlarımızda da vardır. Sence onlar için çok zor değil mi bu süreç? Yani onlar bu kısmı kaldırabilir mi? Ya da seni bu kısımda motive eden sebepler nelerdi? Arkadaşlar, inancınız olmalı, bir hedefiniz olmalı. Çünkü sizi tutan şey inancınızdır, hedeflerinizdir. Eğer bir inancınız olursa asla pes etmezsiniz. Bir hedefiniz olursa onun için çabalarsınız. Ama bunu gerçekten isteyeceksiniz. Ha, ben derece yapacağım değil. Ben gerçekten derece yapmak istiyorum. Ben bunu yapacağım. Bunu kendine yedirdiğin zaman sen sürekli bunu düşünmeye başlayacaksın. Sürekli bunu düşündüğün için haliyle beynin onu yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunmanı sağlayacaktır. İşte ders çalışmak. Ya ders çalışmayla kafanızı bozacaksınız. Bunu ya gerekirse rüyanızda göreceksiniz. Hatta şöyle bir anımı paylaşayım. Ben trigonometriyi halletmiştim 11. sınıfın ilk zamanları. Bir arkadaş getirmiştim bir soru. Yapamamışım. O kadar kafaya takmıştım ki ben o soruyu rüyamda çözmüştüm. Ve ertesi sabah kalkıp arkadaşıma anlatmıştım çözümü. Bu tarz takıntılarınız olması gerekiyor. Ya kafayı bozmanız gerekiyor gerçekten. Evet. Derse. Peki senin bu tutkun nereden geldi? Senin hedefin neydi? Yani bir atıyorum tıp mıydı, üniversite miydi, sıralama mıydı? Neydi senin motivasyon? Ya aslında bir sürü motivasyon kaynağım oldu. Ya çünkü belirli motivasyon kaynakları var. 11. sınıfta mesela bir tanesi vardı. 6-7 ay götürmüştü beni. Çok saçma olabilir sizin için belki ama sonuçta bu beni götüren bir şey. Yani motive kaynağınızın ne olduğu önemli değil. Sizi ne kadar etkilediği önemli. Haliyle birkaç kere bozulunca, 12. sınıfta özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Derece yapan bazı arkadaşlar vardı ve hani ne kadar çalıştıklarını görmeme rağmen, o süreci gözümün önünde geçirmelerine rağmen işte arkadaşlar ya çok çalışmanıza gerek yok, o kadar kasmanıza gerek yok gibi ifadelerle geliyorlardı ama kesinlikle öyle değil durum. Elinden gelenin fazlasını yapmalısın, elinden gelenin değil fazlasını yapmalısın çünkü senden bunu istiyorlar. Eğer senin hedeflerin yüksekse ona göre çalışmalısın. Herkes ilk bine girmek istemez, herkes ilk yüze girmek istemez ve herkes hani istediği hedefe göre çalışması gerekir. Çünkü ve her isteyen de giremez yani. Aynen. Emeği öyle. Vermen lazım. Yani sonuçta ilk yüze sadece 100 kişi girebilir. Peki şimdi bu kadar emek vermeyi anlatıyorsun. Emek vermekten bahsediyorsun. Sence peki bu emeklerin sonucunu almak senin için böyle her zaman bir doğrusal bir grafik miydi? Ne kadar çalıştıysan o kadar emeğini karşılığını aldığını düşünüyor musun sınav sürecinde? Ya tabii ki de hayır. Yani sonuçta tamam bir emek sarf etmemiz gerekiyor ama yani her zaman emeğinin karşılığını alacaksın diye bir şey yok. Emeğinin karşılığını elbette alacaksın ama tamamını almayabilirsin. Şimdi bu bir kere doğrusal bir grafik değil. Bunu bir aklımızdan çıkaralım arkadaşlar. Yani şu şikayeti çok duyuyorum. Yani ben o süreçte de duydum. Hala duyuyorum. Arkadaşlar falan yazıyor. Netimiz dalgalanıyor. İşte ya arkadaşım dalgalanacak zaten. Yani sen her çalıştığında her zaman artsaydın. Bunun bir sonu olmazdı sanırım. Tüm sınavları fullemiş olurdu. Ya aynen basit bir formülü olsaydı 2+2=4 gibi. O zaman herkes çalışırdı. Herkes derecesini yapardı. O zaman bu sistem nasıl işleyebilirdi ki? Yani sisteme ters bir şey. Bazen hani zihnimizin kapandığı dönemler olabiliyor. Çok fazla bilgi yüklüyoruz çünkü. Yani 2 yıllık dediğim gibi süreçte 4 yıllık bilgi yüklemeye çalışıyoruz. İşte bize ağır gelebilecek konuları öğreniyoruz. Haliyle ya bırak da olsun. Yani o kadar da takma. Mesela ben o süreçte yanılmıyorsam onunla ilgili videom vardı. Orada netim düşüyor. Ama yapabilecek bir şey yok. Yani o sırada ne yaptım ben? Açtım yaptığım şeyleri, analiz ettim. Baktım yaptığım yöntemde herhangi bir hata var mı yok mu? Analiz ettim. Yok. O zaman ben böyle yapmaya devam etmeliyim. Yani, gidişatım doğruysa bu dalgalanmaya rağmen, düşüşlere evet. rağmen gidişatım doğruysa devam ettim diyorsun. Evet. Ya çünkü dediğim gibi bunun basit bir formülü yok. Bu bir süreç ve o sürecin sonucu var. Evet. Ve bu dalgalanma olayını hani doğal bulmazsak, bunu yani tamam bu böyle de olabilirdi diye beklentide olmazsak bu dalgalanma çok fazla zarar vermeye başlıyor. Motivasyonunuzu bitirmeye başlıyor. Ya ben ne yapacağım? Yanlış mı yapıyorum? İşte her şeyi silip atıyor planlarını. Tekrar plan yapmaya çalışıyor. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Hiçbir zaman lineer bir grafikle böyle yukarı doğru giden bir grafikle YKS süreci işlemiyor. Bunu tüm arkadaşlarımızdan görebiliriz aslında. Videolar demişken arkadaşlar kastettiği videolar Samet sınav sürecindeyken kamerayı kendisine çevirip videolar çekmiş. Bunları bir kısmını arkadaşlar biz size de göstermek istiyoruz. Şimdi isterseniz sizi o videolarla baş başa bırakalım. Dershanedeki çalışmamı da bir iş olarak görüyordum. Şimdi okula gidiyorum. Ayrıca dershaneye de gidiyorum. Ne oluyor? İnsan biraz yoruluyor değil mi? Tabii ki yorulacak. İşini severek yapacaksın. İşimi severek yaptığım için geçen sene herhangi bir yorgunluk hissetmedim hiçbir şekilde. Çok kafama takan bir insanım. Belli dönemlerde biliyorsunuz az çok olur bu tarz şeyler. O zamanlarda ben dershanenin önünde gelirdim. Ben o kafayla dershaneye girmezdim. Tüm her şeyimi burada bırakırdım. Bir 10 dakikada olsa gerekirse kapının önünde dururdum. Sanki o gün hiç kötü geçmemiş gibi, sanki bir sürü aksilikler üst üste binmemiş gibi tebessüm ederek günaydın işte
İyi günler, merhabalar falan diye girerdim içeri. Ve bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü hayatta bazı şeyler karşınıza çıkacak. Bazı aksilikler üst üste gelecek. Nefesinizin kesildiği bir nokta olacak. Gücünüz, dermanınız kalmayacak ama her şeyi bir kenara atıp yine de devam etmeniz gerekiyor. Videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, sınav gerçekten emek isteyen bir şey. Ve Samet'e dair büyük emek verdiği şeylerden bir tanesi aslında şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf. Burada gördüğünüz tüm kitaplarla çalışmak, bu kitapları hani temin edip bunları ya sadece sayfalarını çevirmek bile çok emek alacağını tahmin edersiniz. Bunların hepsini çözüp bunların hepsine çalışabilmek gerçekten çok büyük bir emek. Ve YKS gerçekten arkadaşlar sizden bunun emeğini istiyor. Ve sen bunların hepsini tamamlayıp gerçekten Türkiye'nin sayılı tıp fakültelerinden bir tanesine gitmişsin. Bu da arkadaşlar bence gerçekten büyük bir motivasyon. Yani çalışanın karşılığını alabildiğini görüyoruz. Samet'leri görüyoruz aslında bunu. Ve bunu sizlere de aslında bir motivasyon olsun diye aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle de fotoğrafta gördüğünüz o orijinal AYT matematik gerçekten büyük emek istiyor. Bu arada AYT'nin biraz önemine değinmek istiyorum. TYT'de işler rast gitmedi. 42 bin geldi. 77,5 netle. Ama AYT ile bunu 2000'e çektim. 39'a 1 matematik sağ olsun. Orijinal matematik sağ olsun oradan. Bunun bayağı bir katkısı oldu standart sapmada. Bu arada çok büyük bir fark var aslında. Yani 42 bin ile 2000 arasında AYT netin ne? AYT netin kaçtı bu arada? 76-25. Tabii öyle bir AYT sınavında yani 2021 YKS standartlarını düşünmeniz lazım. Böyle bir AYT sınavında iyi yapabilmek arkadaşlar çok fazla ileriye almış. Bu arada normalde TYT'de o kadar düşük yapıyor muydun? Yani hayır. Düşük dememin sebebi aslında arkadaşlar daha önce de konuştuk. Yani AYT netlerine falan kıyasladığınızda biraz fark var. Yani 42 bin sıralamayla. Önceden öyle yapıyor muydun yoksa sınav anında mı böyle bir durum oluşuyor? Yok. Zaten dediğim gibi hani videonun başında da konuştuk. Emeğinizin tamamını karşılığını alamayabilirsin. Ama emek sarf etmen gerekiyor bunun için. Yani sen, ya ben emeğimi karşına alamayacağım ya. Niye çalışayım ki? Neden diyesin ki yani? Oturup boş boş bakacak mısın etrafa? Kendinize şunu sorun ya. Ya deyin ki, ben şu an ders çalışmazsam ne yapacağım? YouTube'da mı takılacağım? Video mu izleyeceğim? Bilgisayar mı oynayacağım? Ne kazanacağım? Yani 2 yıl sonraki hayatımda ne değişecek? Bu soruyu kendinize sorun. Yaklaşık 110-107,5 civarı yapıyordum TYT netimi. Son zamanlar için söylüyorum. Hatta son girdiğim Türkiye geneli limitte 113-75 yapmıştım. İlk 100 hedefim vardı. Nasip değilmiş, olmadı. Ama buna da şükür, yani çok güzel bir okuldayım. Gerçekten Çapa'yı çok seviyorum. Şimdi senin bir de sınava yakınken çekmiş olduğun bir video vardı değil mi? Şimdi isterseniz arkadaşlar o ekrana gelsin. Bu videoyu Samet sınava 5 gün kala çekmiş. Şimdi birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, an itibariyle tam 5 günümüz kaldı. Saçı sakalı biraz salmış olabiliriz. Bugün ve yarın toplayınca 14 fasikül şeyi bitirmem lazım. Biyolojinin biyotin tekrar şeyi var. Onu yapıyorum şu an. Şu an netlerim bayağı düşüyor. Acayip düşüyor, öyle böyle değil. Umarım bir şeyler ters gitmiyordur. Çünkü bugün AYT'de yaklaşık 50 ile 40 arasına mı ne düştüm, böyle bir şey oldu. Yani o kadar ki düştü. Ama yani dedim ki bu çok gerçekçi değil zaten. Hani ortalama 75 yapan bir insan 35 net düşmesi çok anormal. Niye o kadar düştü? Geometriyi çözemedim. Açıkçası herhangi bir stres, heyecan, herhangi bir şey beslemiyordum ki bu haftaya kadar. Bu hafta biraz bastırdı. Hakkımızda hayırlısı diyoruz ya. Yani 113-75'i gördüm. Gerçek sınavda daha yükseğini neden görmeyeyim? Ama işte hani şu an bu inancımı birazcık azıcık sarsan olay şu. Son çözüm 3 TYT denemesidir, matematik yetiştirmekte zorlanıyorum. Ve hani 110 yapabileceğim denemelerde 99 yapıyorum, 98 yapıyorum. İşte ortalama 105 yapacağım denemelerde 92-93 falan yapıyorum. Neden böyle bir sıkıntı yaşanıyor? Anlamış değilim. Yapamadığım soruları bir kısmına baktım. Buraya yapıştırdıklarım ise mutlaka ama mutlaka bilmem gereken, sınavda çıkması yüksek olan ve kalıp olan şeyleri yapıştırdım. Ben elimden geleni yaptım. Elimden gelenin fazlasını bile yaptım. Gerçekten yaptım. Bundan sonrası artık sıralamam çok da önemli değil gibi gözüküyor. Neden derseniz, başarı dediğiniz şey sadece o sınav sonucuyla, o sayısal, o rakamlarla ifade edilmez. Çünkü başarı dediğin şey senin o yolda baş koymandır. Mücadele etmendir. Asla vazgeçmememdir. Bugün 20 Haziran. Ben hala vazgeçmedim. Hala çalışıyorum. O gün geldiğinde ben keşke bir saat daha baksaydım da, şu konuya da bir baksaydım demek istemiyorum. O yüzden elimizden geleni, fazlasını yapmalıyız. Ya ben inanıyorum ya, yapacağım. İnşallah Allah'ın izniyle yapacağım. Yani Rabbim nasip ettiyse. Videoda da gördüğünüz gibi büyük bir emekten bahsediyoruz. Bu videonun aslında konseptinde bundan bahsetmeye çalıştık. Sendeki bu değişimden tut da kafa patlattığın bu 2 senenin motivasyonu nereden geliyordu? Bize tekrar bunu söyleyebilir misin? Yani bu kadar motivasyon, bu kadar emek nereden geliyordu yani? Evet, her şeyden önce öğretmenlerime, aileme teşekkür etmek isterim. Arkadaşlar, kafanızı bozmanız gerekiyor derse. Sabah kalkacaksın, ders düşüneceksin, akşam yatacaksın, ders düşüneceksin. Kafanda dersten başka hiçbir şey olmayacak. Hayatında sadece ders olacak. Ders ve sen.
Eğer bu durumu sağlarsanız zaten başarılı olmamanız için herhangi bir sebep kalmıyor. Siz tüm sebepleri aşarsanız zaten başaracaksınız. Buna inanmanız gerekiyor. İnanacaksınız. İnanma başarmanın yarısıdır. Sen yarısını zaten inanarak başardığın zaman kalan yarısını da yap yani. Ya geriye zaten çok bir şey kalmıyor. İnancı olan insanı kimse yıkamaz. Hiçbir şey yıkamaz. Yolda engeller çıksa dahi en fazla sarsılır ama yine devam eder. Düştüğün zaman kalkıp devam etmesini bileceksin. Ben sağ elim ağrırdı. Sol elimle yazmaya devam ederdim. Test çözmeye devam ederdim. Artık kağıda bakmaktan gözüm bulanık görürdü. Ya normal insanlar ne yapar? Gider yatar dinlenir değil mi? Ben diğer gözümle devam etmeyi tercih ederdim. Neden? Diğer insanlardan bir farkım olmalı. Farkınız olmalı. Bunun için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız.